Dünyanın en fazla yaptırım uygulanan ülkelerinden Kuzey Kore, tüm yapılanlara rağmen politikasından da, dışa kapalı tutumundan da, diktatörlükten de vazgeçmiyor. 70 yıldan uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya çapında yaptırımlara maruz kalan Kuzey Kore, 3 büyük yaptırım dalgasına rağmen hiçbir şeyden asla taviz vermeyecek gibi gözüküyor. Kablosuz Dergi'nin bu videosunda Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların neden hala bir sonuca ulaşmadığına göz atacağız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kuzey Kore yakın tarihte 3 büyük yaptırım dalgası atlattı. İlk yaptırım Kore Savaşı'nın sonucu olarak uygulandı. İkinci yaptırımsa nükleer silah geliştirmelerine karşılık hayata geçirildi. Üçüncü ve şimdilik son yaptırımsa sahtekarlık ve siber terörizm hamlelerine karşı geldi. Bu üç büyük yaptırım dalgası da herhangi bir geri adım atmalarına sebep olmadı. Hatta dünyaya kapılarını açmaya başlamak ve pes etmek bir yana, her yaptırım dalgasının ardından daha da kapalı ve izole bir hale geldiler. Yaptırımların en büyük etkisi ekonomik olarak iş yaptıkları ülkelerin kısıtlanması ve ihtiyaçları olan ürünlere ulaşımlarının zorlaşması oldu denebilir. Yine de bildiklerini okumaktan vazgeçmiyorlar. Başka ülkelere yapılan yaptırımlar o ülkeler için müzakerelere yol açtı. Nükleer programlar ve faaliyetler azaltıldı ya da durduruldu. Ortak eylem planları uygulamaya kondu. Dünyada bunlara direnen tek ülke Kuzey Kore'nin en büyük farkı İran gibi yaptırımlara dönem dönem maruz kalmasından daha fazlaydı. Kore Savaşı'ndan bu yana aralıksız olarak yaptırımlarla yüz yüze oldukları için bu durum artık devletin dışişleri politikalarının bir parçası haline geldi diyebiliriz. Buradaki en belirgin fark İran ve diğerlerinin küresel ekonomide ve bölgesel ya da küresel siyasette önemli rolleri varken Kuzey Kore ne ekonomik ne de siyasi olarak dünyada ciddi bir rol üstlenmiyor. Kendi kendini idare etmeye çalışan ve gerektiğinde takipsiz ve kayıtsız ticaretlerle desteklenen bir ekonomi için dünya çapında bir yaptırımın çok da etkisinin olmaması doğal. Kuzey Kore'de 2017'de 1,5 ay içerisinde 2 yaptırım uygulandı. İlkinde ihracattan elde ettikleri gelirin %35 oranında azaltılmasıyla tehdit edildiler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kim Jong-un yönetiminin nükleer programlarını engellemek için yürürlüğe soktuğu yaptırımlar, birkaç hafta içerisinde ham petrol ithalatını sınırlandırma ve tekstil ticaretini yasaklamakla sürdü. Karşılığında ne mi oldu? Yaptırımları uygulayan Birleşmiş Milletler ülkelerine karşı intikam ve acı çektirme yeminleri edilerek cevap verildi. Yani Kuzey Kore, agresif tutumundan vazgeçmeyeceğini bir kez daha kesin bir dille ifade etti. Üstelik nükleer faaliyetlerinde de en ufak bir geri adım atmadılar. Hatta yaptırımlara fiziksel bir karşılık dahi verdiler. Petrol ve tekstil yasağından 2 gün sonra Japonya karasuları sınırına yakın bir bölgeye füze yolladılar. Ekonomi ve siyaset alanındaki uzmanlar artık ne yapılırsa yapılsın Kuzey Kore'nin ekonomisinin dünyadan gelir elde etmekten muaf tutulabileceğini ve nükleer programlardan vazgeçeceğini düşünmüyor. Bunların da kendi içerisinde makul sebepleri var. Dünya çapında kimsenin denetimine takılmayan bir ekonomik yapıları var. Ayrıca bahsettiğimiz gibi yılların getirdiği sonsuz kısıtlama döngüsüne alıştılar. Yaptırımların başlangıcından itibaren ekonomik döngüyü korumak için resmi olmayan ticari yöntemlere başvurmuş olmaları zamanla bir alışkanlık haline geldi. Hükümet, ihtiyacı olan her malı her şekilde bulabilmeyi öğrendi. Deniz aşırı ülkelerde kurulan paravan şirketler ve komisyoncular ağı kısıtlamaların etrafından dolaşmalarını sağladı. Kuzey Kore'de rüşvet fonları işleten gizli bir çetenin lideri olan ve 2014'te ülkeden kaçan Ri Yong-ho, 90'lardaki kısıtlamalardan bu yana ülkenin Singapur üzerinden Rusya'da üretilen doğalgazı tedarik ettiğini itiraf etti. Ri Yong-ho, Çinli ve Rus birçok bağlantı sayesinde Kuzey Kore'de ticaretin hiç aksamadığını da sözlerine ekledi. Kuzey Kore bu yöntemlerin yanı sıra yasal boşlukları çok iyi takip ederek kendine yol açmayı da başardı. Bu tip illegal ve karanlık yöntemler seçilince doğal olarak sahte kimlikler, belgeler ve lisanslar üretmek de gayet olağan bir durum olarak görülüyor. Tabii ki bu durum siyasetçiler için kolaylıkla geçiştirilecek şeyler değil. Ama diğer ülkeler bu itiraflara rağmen ne yaparlarsa yapsınlar, Kuzey Kore'nin etkilenmeyeceğini bildiklerinden yavaş yavaş pes edecek noktaya geldiler. Tüm bu yasa dışı ticaretlerdeki en bilinen hilelerden biri de gemilerin transponderlarını kapatmaları. Çin ve Rusya'dan yola çıkan gemiler Kuzey Kore karasularına gelirken transponderlarını devre dışı bırakıyorlardı ve bir anda Güney Kore'den veya Çin'den tekrar yola devam ediyor olarak görünüyorlardı. İllegal deniz ticaret yolları ortaya çıktıktan sonra diğer ülkeler doğal olarak buna engel olmaya çalıştı.
Ancak bir şeylerin arkasından iş çevirmekte ustalaşmış Kuzey Kore hükümeti için yeni yollar üretmek zor değildi. Çin'in de kısıtlamalara dahil olması ve bu sebeple limanlarını devreden çıkarması Kuzey Kore'nin önünü kesti mi? Tabii ki hayır. Devreye hemen Rus kaçakçılar girdi ve Pyongyang'le aradaki ticaret hacmini arttırıp sorunu çözdü. Çin de Kuzey Kore'ye yakıt vermediğiyle kaldı ve bir yaptırım mevzusu daha hızlıca kapandı. ABD'li yetkililer Kuzey Kore'nin kendi üretemeyeceği ürünleri Rusya sayesinde kolayca tedarik ettiğini iddia etmesi de bir işe yaramadı. Ciddi söylemler ve somut kanıtlar sadece manşetlerde ve haber bültenlerinde yer aldıklarıyla kaldı. Kuzey Kore'nin ekonomik yaptırımlara maruz kalması ilk yıllarda halk arasında zor günler geçirilmesine sebep oldu. Ancak halk da buna adapte olmayı başardı. Kısıtlı imkanlarla hayatta kalmayı, zor dönemlerde yaşamlarını sürdürmeyi kanıksadı. Hal böyle olunca kısıtlamaların toplum üzerinde etkisi de yıllar ilerledikçe azalmaya başladı. Nasıl ki hükümet yaptırımlarla mücadele etmeye alıştıysa, Kuzey Kore halkı da kıtlık ve fakirlikle mücadele etmeye alıştı. Ellerine geçen her fırsatta yiyecek depolamayı, daha büyük ve görülmemiş kriz ihtimallerine karşı aylarca yetecek erzak bulundurmayı öğrendiler. Kuzey Kore hükümeti ve halkı her an Amerika Birleşik Devletleri ile savaşa girebilecek psikolojide olduğu için birden fazla nükleer silah bulundurmanın yanı sıra yeteri kadar sığınağa da sahip. Amerika ile yarın savaşa gireceklermiş gibi hazır olduklarını veya en azından böyle olduğunu düşündükleri için yaptırımların doğuracağı diğer sonuçları umursamıyorlar. En kötüsüne hazır olunca daha hafif etkileri umursamamaları elbette kabul edilebilir bir durum. Hükümet de hiçbir yaptırımın nükleer programı sekteye uğratamayacağını ve bundan kesinlikle vazgeçmeyeceklerini yetkili ağızlar aracılığıyla sürekli dile getiriyor. Tabii bu durumda Birleşmiş Milletler gibi oluşumlar da kendi önlemlerini almış durumda. Uygulanan yaptırımların nükleer programın devam etmesinin bir sebebi olamayacağını belirten Birleşmiş Milletler, olası bir nükleer saldırıda sorumluluğu üzerinden atmaya hazır. Kuzey Kore bugüne dek yapıldığı zaman üzerine başka bir şeyler koyup bu yaptırımlardan etkilenmemeyi öğrendi ve bunda da başarılı oldu. Yaptırım uygulayan ülkeleri sürekli olarak yeni yaptırımlara mecbur bıraktılar. Yaptırımlar ekonomik olarak bir sorun yaratmayıp ülkeyi illegal yollara sürüklediği gibi diktatörlüğünde güçlenmesini sağladı. Diğer ülkelerin iç politikada zayıflatmayı umdukları ülke zamanla diktatörüne daha da bağlı hale gelmeye başladı.